Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze fasulye yemeği tarifi vereceğim inşallah. Etli taze fasulye yemeği. Etimiz, fasulyemiz, diğer malzemelerimiz. Bismillahirrahmanirrahim. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı tencerenin dibine alalım. Gerisini yemeğin tamamında kullanacağız. 300 gram kuşbaşı doğranmış dana eti. 'Orta ateşte, harlı ateşte etimiz sulanana kadar karıştırarak mutlaka kavuralım. Etlerin çiğ rengi gitmesi lazım harlı ateşte. Etin suyunun lezzetinin içinde kalması lazım. İşleme mühürleme deniyor arkadaşlar. Etin yüzü mühürlendiği zaman gerçekten etin lezzeti daha bir başka, daha da güzel oluyor. Etimiz güzel mühürlendi. Ağzını kapatalım. Yavaş yavaş pişsin. Fasulyelerimizin uç kısımlarını alalım. İstediğimiz büyüklükte kıralım. Fasulyelerimiz tazecik. Büyüklüğüne göre 3'e 4'e bölüyorum. Kenarlarında kılçıkları varsa kılçıklarını da alın. Etimiz güzel sulanmış. Etimiz sulandıktan sonra ağzını kapatalım. Suyunu çekene kadar pişirelim. 14-15 dakika da sürebilir. Kısık ateşte pişirelim. Suyunu yavaş yavaş çeksin. Et daha lezzetli olur. Güzel suyunu çekti. 15 dakika geçti. Kalan sıvı yağı da ekleyelim. Yarım yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı yoksa eklemenize de gerek yoktur. İlla da olacak diye de bir şey yoktur. Varsa da yarım yemek kaşığı ekleyin lütfen. Bir adet kuru soğanımızı küçük küçük yemeklik doğrayalım. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Sormak istediğiniz sorularda yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Kesinlikle dönüş yapıyorum yorumlara. Bir adet de yeşil biber. Yeşil biber çok güzel lezzet veriyor. İri iri doğrayalım. Fasulyenin boyutunda olsun. Biberle soğanımızı da tencereye alıp güzelce kavuralım. Bu aşamada et de suyunu çektiği için etlerimiz yanabilir. Çok kontrollü, orta ateşte yapın. Başından ayrılmayın. Soğanlarımız 4-5 dakika güzelce kavruldu. Karamelize oldu. 1 yemek kaşığı salçamızı ekleyelim. Domates, biber, karışık salça. Ayrı ayrıysa yarımşar yemek kaşığı ekleyin. Çok fazla dolu dolu birer yemek kaşığı eklemeyin. Acı olur. Çok salça yoğunluğu olur. O yüzden karışık bir salça ekliyorum. Karışık değilse yarımşar kaşık ekleyin. İyice yıkadığımız fasulyelerimizi de ekleyelim. Fasulyeyi ekleyince kısık ateşte iyice fasulyenin kavrulmasına özen gösterin. Fasulye güzel kavrulduğu zaman çok güzel lezzeti olur. Fasulyeyi kavurmadan suyunu eklemeyin. Fasulyeler biraz sertleşir suyunu erken eklerseniz. 1 kilo fasulyeden kişiye göre değişebilir. Ya bu şu an 1 kiloluk taze fasulye 10 kişiyi ağırlar. Fakat bu yanında yemeğin tek çeşitse 6-7 kişiyi ağırlar. Bu anki duruma göre. Fasulyemiz 5-6 dakika kavrulduktan sonra domatesi de ekledim. Ağzını kapatalım. Kısık ateşte 15 dakika kadar kontrollü bir şekilde kavuralım. ...15-20 dakika arası fasulyeler güzelce kavruldu. Pişmeye yakın, renginden de belli. 1 tatlı kaşığı acı pul biber. 1 çay kaşığı karabiber ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Kalın tuzu, ince tuz da kullanabilirsiniz. Ben kaya tuzu kullanıyorum. 3 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Burada da su miktarı tamamen size kalmış. Az sulu seviyorsanız 2 su bardağı yeterli. Ben 3 su bardağı ekleyeceğim. Biraz daha sulu olması için. Bu aşamadan sonra yemeğimiz suyuyla birlikte 3. su bardağını da ekledim. Güzel karıştırdıktan sonra ağzını kapatalım. 20-25 dakika arasında orta ateşte, kısık ateşte pişirelim. Yüksek ateşte pişirmeyin. Yemeğiniz çok aşırı derecede yorulur. İçindekiler dağılır. O yüzden kısık ateşin biraz üzerinde pişirmeye özen gösterin. Dinlene dinlene pişsin yemek. Yemeğimiz çok güzel pişmiş. Ağzını kapatalım. 10-15 dakika dinlendirelim. Sonrasında servise geçelim. Çok da güzel olmuş. Yaz aylarının vazgeçilmezi. Etli, etsiz, patatesli, türlüsü, musakkası, her türlüsü yeniyor yeşil fasulyenin, taze fasulyenin. Şöyle biraz da sulu koyalım tabağa. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok lezzetli, çok nefis oluyor. Yapacak olanlara afiyet, şifa olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şöyle yakından da göstereyim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın inşallah.